أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbimiz hep kendi yolunda yürümeyi ve son nefeste imanı kamille huzura varabilmeyi nasip eylesin. Yine Cenab-ı Hak'tan dileniyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz ki Ya Rabbi çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eyle. Hepsinin hayırlarını görmeyi, şerlerden de uzaklarını, uzak kaldıklarını görebilmeyi nasip eyle. Allah'ım bize kızımız istemek için damat adayları geldiğinde onlar da çok hayırlı insanlardan olsunlar. Beş vakit namazlarını kılanlardan olsunlar. Biz de birilerine gelin istemeye gittiğimiz zaman o gelin adayımız da beş vakit namazını kılan namuslu, hayalı, edepli, örtülü, hayırlı insanlardan olsun inşallah. Güzel insanlar, değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Celle Celaluhu bu dünya hayatında bizlere zaman zaman çok güzel böyle imkanlar tanıyor. Ve oralarda acele etmemiz lazım. Hayırlar için acele etmemiz lazım. Çünkü bazen elinize geçen bu fırsatları kaçırdığınızda eyvah diyebiliyorsunuz. Onun için ne güzel bir söz var. Eyvah demeden Allah diyelim Celle Celaluhu. Ömrümüz gidiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ifadesini sizinle paylaşalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 148. ayetinde şöyle buyurdu. Bismillah. Festebikul hayrat. Yani hayır işlerinde yarışın. Müsabaka yapın. Ben geçeceğim. Ben daha fazla yapacağım. Ben daha çok inşallah ibadetlerimde, sevaplarımda ileri gideceğim. Allah'ın rızasını kazanmakta daha çok dikkatli olacağım diye Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle bir yarışa bizi davet ediyor. Herkes kendisine ait olan alanda yarışlar yapıyor. Biliyorsunuz bu dünya için böyle delicesine saldıranlar var. Haram helal çizgisi tanımadan saldıranlar var. Yeter ki bende olsun, benim olsun diye. Ya üç paralık bir dünya için bu kadar koşuşturanların karşısında biz kendimiz, başta kendime söylüyorum. Efendim Allah'ın rızasını elde etmek için Rabbimizin efendim o güzel adresine, cennetine, cemaline kavuşabilmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi böyle güzel de bir ümmetim vardı diye bu müjdeyi kazanabilmek için niçin yarışmıyoruz? Yakışanla bize bu yarışı efendim yapıp inşallah ödülü alabilmektir. Altın ödül. Yani dünya şampiyonu efendim insanın hali başkadır. Avrupa şampiyonluğu başka, Türkiye şampiyonluğu başka, il şampiyonluğu, ilçe şampiyonluğu. Hatta geliyorsunuz efendim kıytırık ufacık bir yerde size bir madalya takıyorlar. Bir şöyle başına ufak bir ip koyuyorlar. O nedir bu madalya? Belki atıyorum yani mesela efendim 50 liraya alıyorlar onu, yazdırıyorlar ismini senin oraya. Diyorsun ki ben teniste okul şampiyonu oldum. Aferin. Futbol şampiyonu oldum okulda. Efendim herkes beni ayakta alkışladı. Kardeş, Allah bizi melekleriyle alkışlatsın inşallah. Yani öyle bir halde olalım ki öyle bir şekilde Allah-u Teala'nın Kur'an'ına, dinine hizmet edelim ki bu yarışta birinci gelmeye çalışalım.
Bakın sahabe-i kiram bu yarışı o kadar sevmişler ki, bu yarışı efendim o kadar kendilerini efendim içeriye atmışlar ki, düşünün Uhud Harbi yapılıyor. Efendim orada 70 tane şehidimiz var. Kıran kırana bir harp yapılıyor ve şehit olma olayı var. Canını verme olayı var. Birisi de kalkmış gelmiş sahabeden, elinde bir hurma dalı yeni kopartmış, onu ağacından hurmaları yiyerek geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bu harbe ben girsem ve sonrasında da şehit olsam, ölsem benim yerim neresidir? Cennettir diyor Efendimiz, cennettir. O zaman diyor o sahabi döndü, bir hurmalara baktı, yeni koparmış böyle taptaze hurma, bir de savaşa baktı. Efendim o düşmanlarla, müşriklerle, İslam efendim düşmanı azgınlarla yapılan savaşa, sonra da hurmaları elinden attı. Yani bunlar beni geciktiriyorlar, Allah'ın rızası var burada deyip de daldı savaşın içerisine. Az sonra haber geldi ki şehit olmuş ve makamı cennet olarak müjdelendi. İşte bazen insan dünyada ufacık bir fedakarlık yapar. Sabah namazına mesela kalktık mı? Bir fedakarlıktır bu. Uykunuzu bölüyorsunuz. Hele şimdi sıcak hava, efendim geceliğin tam uyuyamıyorsunuz, terliyorsunuz, bunalıyorsunuz. Biraz da efendim nem oranları yükseldi. Ondan sonra böyle bir şekilde iki saat ya uyudunuz ya uyumadınız. Ama ezanlar başladı. Camiye gitmeniz lazım. Allah'ın yolunu efendim tutmanız lazım. Şimdi uyku mu, uyku mu, namaz mı? Orada ne deniyor? Es-salatu hayrun minennevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Tamam. Ya Allah, Bismillah. Allah'ım kuvvet ver ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billah. Tesbihi bunun için çok söylenmeli. Yani güç, kuvvet ne varsa Allah'ım sendedir. Sen yardım edersen ben bu ibadetimi yaparım, kulluğu yaparım ya Rabbi. Sen yardım edersen haramlardan uzak kalırım ya Rabbi deyip la havle ve la kuvvete illa billah tesbihini çok söylemek lazım. La havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerindedir. Günde en az 100 kere söylemeli bunu. Yürürken, otururken, işte efendim bir yerlerde, arabadayken falan söylemek lazım. Bu tesbihata dilimiz çok alışsın ve anlamını da tabii düşünerek söyleyelim. Yani Allah'ım güç kuvvet sendedir. Sen yardım edersen inşallah ben bu işi başaracağım. Dostlar, sahabe hayatını verdi Allah yolunda. Biz şu anda bir uykumuzu veremiyorsak efendim herhalde o sahabe-i kiramla istiyoruz ya aynı cennette olalım diye. Biraz da istediğimiz o sahabe-i kiramın da yolundan gidelim. Onların fedakarlığına yakın bir çıtır da olsun bir yer yaklaşmaya çalışalım. Bugünün fedakarlığı da bunlar. 17 Ağustos bugün değil mi? 17 Ağustos. 17 Ağustos deyince ben çok korkuyorum böyle efendim. Kim korkmaz ki? Deprem deyince hepimiz korkarız. Yani Allah Celle Celaluhu bir sallıyor. Geçen 6 Şubat'ta olan bundan 6 ay 7 ay önceki depremde 11 tane ilimizin sonucunda 50 binden fazla efendim vefat eden insan sayımız vardı. Yaralılar hariç. Daha hala 6 ay geçmiş, kendisine ulaşılamamış insanlarımız var, kayıplarımız var. Cennetten bir köşe diye satılan dairelerden insanlar şu anda çıkartılamıyor dahi. İsimleri dahi belli değil. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yaşadık. Bir de 17 Ağustos'ta 1999'da bundan 24 sene öncesinde bir deprem daha yaşandı. Gece saat 3'te tam 3'ü 2 dakika geçiyordu. Ve evimiz öyle o saatte sallandı ki böyle duvarların içerisindeki demirlerin birbirine kaynamasının sesleri gelmeye başladı. 45 saniye sürdü. Yani 45 saniye bir düşünün, o gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Merkezi Gölcük'te.
Ama siz burada İstanbul'da, Fatih'te, Avcılar'da, Esenler'de, Bayrampaşa'da aynı şeyleri efendim yaşıyorsunuz. Sabah namazına bir gittim, bir baktım ki cami bayram namazı gibi efendim bütünüyle dolmuş, full çekiyor tabiri caizse. Ve insanlarımız sabah namazına o korkudan gelmişlerdi. Sabah namazına korkudan gelmişlerdi. Ondan sonra ki İstanbul'un biliyorsunuz Ağustos 17'sinde birçoğu yarıya yakın neredeyse boşalmıştır. Kimi taziyeye gitmiştir, kimisi köyüne gitmiştir. Buna rağmen o kadar cemaatle karşılaşınca namazdan sonra ister istemez şunu söylemek durumunda kaldım. Dedim ki Allah bizi her gün sabah namazına kaldırsın diye deprem mi yapması gerekiyor? Dolayısıyla Allah ibret almayı nasip eylesin. İbret almayı nasip eylesin. İşte İstanbul depreminden falan konuşuluyor. İşte geldi fay hatları kırıldı kırılacak falan diye İstanbul'daki deprem için diyorlar ki en az 400 bin tane ev bundan etkilenir. 400 bin ev demek onların içerisindeki oturan insan sayısıyla beraber 2,5 milyon insan demek. 2,5 milyon insanın da ölüsüne dirilisine biz 6 ay sonra dahi zor ulaşırız. Peki ne yapacağız? Fayı da durduran Allah'tır, çalıştıran da Allah'tır. Durdurması için duaya sarılacağız. Allah'a döneceğiz. Başka çaremiz yok. Allah bu Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah ile irtibatımızı güzel tutarsak, camiye, cemaate çıkarsak, Allah'ım ya Rabbi diye dualarımızı devam ettirirsek, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize de gelecek olan belalara kırmızı kart gösterecek. Hayır buraya giremezsiniz diyecek. Burada güzel elhamdülillah İstanbul'umuzun Allah dostları var. İstanbul'umuzun güzel hafızları var. Kur'an ehlileri var. Kur'an kurslarımızda efendim çocuklarımız var. Yavrularımız geceliğin kalkarlar, namazlarını kılarlar, Kur'an'larını okurlar. Bunlar İstanbul'umuzun sigortasıdır elhamdülillah. Bu demek değil ki evlerimizi sağlam yapmayacağız. Haşa, bunu anlamazsınız zaten. Ama şunu da bileceğiz ki Allah bir yere gelecek olan belayı camiye, cemaate giden efendim o güzel insanlar, Müslümanlar sayesinde durdurur diyor kitaplarımız. Kısacası yani biz elimize gelince fırsatı iyi değerlendirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Bâdirû bil amâlis sâliha. Yani hayırlı, yararlı işler görme noktasında acele edin diyor. Acele edin. Yani fırsatı hemen değerlendirin. Yarına, sonraya bırakmayın. Pişman olursunuz. Hemen o anda değerlendirin. Niçin biliyor musunuz diyor sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu hadis-i şerif de çok acayip böyle insanı titreten bir hadis-i şeriftir. Yani çevrenizde bunu paylaşın. Efendim her insana bunu duyurmaya çalışın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize aman diyor yararlı işler, hayırlı işler görmekte acele edin. Çünkü fesetekûnü fitenün kekıta'il leylil muzrim. Öyle bir zaman gelecek ki yakında karanlık geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacak. Fitneler diyor efendim, karanlık geceleri efendim dile getirerek, ya kapkaranlık bir ortam efendim, böyle bir fitne yumağı var ve içerisinde siz de kaybolabiliyorsunuz, hakkı göremiyorsunuz, aydınlık yok çünkü, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Böyle bir durumda efendim gelmeden, böyle sıkıntılar olmadan aman yerinizi belli edin, adresinizi belli edin, efendim arkadaşınızı belli edin, tarafınızı belli edin. Efendim kesinlikle ama kesinlikle o bilin ki arkadaşınız, tarafınız efendim sizi cennete götürecektir veya Allah korusun öbür tarafa da götürebilir. Seçerken dikkat etmek lazım. Çocuklarımıza da bunları söyleyelim. Çocuklarımız da arkadaşlarına dikkat etsinler. Çünkü arkadaş efendim hakikaten acayip bir şekilde insanı etkiliyor. Hele gençlerimiz analarından babalarından çok arkadaşlarından etkileniyorlar. Onun için öyle bir zaman gelecek ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karanlıklar gibi fitneler
ortalığı efendim yakacak adeta. Kasıp kavuracak. Sonra devam ediyor. Aman Allah'ım. Yusbihur racülü müminen ve yumsi kafiran. Ve yumsi müminen ve yusbihu kafiran. O zaman insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Yani öyle bir zaman gelecek ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sabah müminsin, akşama gireceksin, kafir olacaksın Allah korusun. Ne olmuş o arada? Efendim işte oturmuşum bir yerlerde, para konuşulmuş, bir yerlerde siyaset konuşulmuş, bir yerlerde efendim fikirler çarpışmış falan derken bir bakıyorsun adam oradaki o konuşmalardan ötürü farkında olmadan kaymış, kaymış, gitmiş efendim. Hiç tövbe etmek bile aklına gelmiyor. Mümin de halbuki sabahleyin akşama kadar olan olaylardan ötürü etkilenerek akşamladı ve kafir olarak girdi geceye. Öbür türlü de mümin olarak geceler, mümin olarak giriyor gecesine fakat sabahına kafir olarak kalkıyor. Gece programları da çok efendim gerçekten o kadar tehlikeli ki, o kadar tehlikeli ki aman Allah'ım. Yani televizyon bulunmasın diyemiyoruz ama televizyonu güzel yerlerde kullanmak lazım. Telefon bulunmasın diyemiyoruz ama telefonu güzel yerlerde kullanmak lazım. Yani tam böyle bıçak sırtı alıyor seni efendim, cennet tarafına da götürebiliyor, cehennemin dibine de götürebiliyor Allah korusun. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha bununla da bitirmedi. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا buyurdu. Dinini küçücük bir dünyada satar buyurdu. Bakın burası da çok ilginç bu hadis-i şerifin. Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Kaynakları da efendim size söylemiş oldum. Dolayısıyla efendim bu hadis-i şerife dikkat edelim. Aman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, güzel amelleri, iyilikleri efendim arttırın, çabuk yapın, sonraya bırakmayın. Çünkü ileride efendim yakın zamanda öyle bir fitneler gelecek ki İnsanları kaplayacak, böyle karanlık geceler gibi her tarafını kaplayacak. İnsan sabahleyin mümin, gece kafir olabilecek. Veya gece mümin, sabah kafir olabilecek. Sonra da azıcık bir dünyalık karşılığında dinini satabilecek. Yani ne demek? Yani kardeşim azıcık değil midir bir daire, bir araba, bir iş yeri falan. Bunları elde etmek için millet kredi soruyor ya. Kredi soruyor. Kredi ne demek? Faiz demek. Kredi ne demek? Efendim Allah'ın lanetlemiş olduğu, Allah'ın kabul etmemiş olduğu, savaş ilan etmiş olduğu bir bankadan gidip faizle para alıp ondan sonra bir daireye oturmak demektir. Sen şimdi dinini ne yaptın burada? Azıcık bir dünyanın karşısında sattın kardeşim, sattın. Rabbim muhafaza eylesin. Kirada otur, minibüse bin, otobüse bin. Efendim, Rabbim inşallah bu ekonomik sıkıntılarımızı da giderir. Bizi rahatlatır inşallah. Ama bunların da efendim neticesinde yine derslerimizde ileride bahsedeceğiz. Yine bunları konuşacağız. Ama asıl sebep nedir? Bu pahalılığın efendim bugünkü geçim sıkıntısının sebebi yine Rabbimizden uzaklaşmaktır. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. İslam'dan uzaklaşmaktır. Bu nedir Allah aşkına yani? Sokağa çıkamıyorsunuz. Bu sokaktaki efendim kadınlarla kızlarla evde babalar ne yaparlar ya? Nereye bakarlar? Buna duvarlara bakmam, kızına bakacak. Efendim ondan sonra demezler mi? Kızım bu nedir ya bu? Ben bakamıyorum. Sokaktaki insanlar sen bunları nasıl gösterirsin? Yatak kıyafeti gibi deyip de böyle niye isyan etmezler? Niye bağırmazlar? Niye efendim görevlerini yapmazlar? Böyle şey yok ya. Onun için azıcık bir dünyalığa, azıcık bir efendim bugünkü bir çıkar için, bir yere bir makama gelebilmek için insanlar dün dikkat ettikleri o kadar değer yargılarını maalesef kenara ittiler. Kenara ittik. Allah kıskançlık nasip etsin. Allah haya nasip etsin. Allah Celle bize görevlerimizi tam yapabilmeyi nasip eylesin. Şimdi öyle bir hale geldik ki yani doğru olanlar yanlış gibi gösteriliyor. Yanlış olanlar doğru olarak kabul ettiriliyor. Yani ne zaman bu hale geldik biz ya? Eskiden böyle dikkat edin şimdi şu cübbemi tutuyorum ya.
Şöyle kızlar okullardaki olan örtüye karşı protestolarını yaparken ellerini şöyle tutarlardı. Niye? Şurası elinin efendim teni görünmesin diye. Şimdi oho o efendim kızların duruşları da gitti. Örtülü bacılarımızdan bahsediyorum. Niye? Moda diye bir şeyler çıkarttılar. Üstleri, altları birbirine uyumlu olacak. Efendim renkler uyumlu olacak. Ayakkabıya dahi varıncaya kadar uyumlu olacak. Kaşları efendim işte sürmeler şuna buna çekilecek. Sonra sen sokağa çıkıyorsun kardeşim. Sokağa çıktığın zaman Allah sana ne diyor? Sen örtün diyor sana, değil mi? Sen örtüneceksin ama öyle bir örtüneceksin ki sana bakan bir kimse bu örtülüdür deyip efendim 18 yaşında mısın, 68-78 yaşında mısın bunu anlamayacak. Hocam sen nereden bahsediyorsun ya? Bunlar geçti artık geçti demeyin. Demeyelim çünkü Allah'ın şeriatı, Allah'ın Kur'an'ı efendim göndermiş olduğu İslam kıyamete kadar devam edecektir. Eğer yaşamazsak biz kaybederiz. Allah kaybetmez. Allah başka yerlere yaşattırır bunu. Yani biz sahip olalım davamıza. Allah Celle Celaluhu bizi efendim sahiplenmek suretiyle dünyada da bir yerlere, güzel yerlere getirecek. Ahirette de cennetine efendim alacaktır inşallah. Toparlıyorum. Bugün itibariyle bir de Sefer ayına girdik. Bugün Sefer ayının biri. 1445. Yani Muharrem ayı dün bitti. Rabbim tekrarlar nasip etsin. Nice Muharremler nasip etsin inşallah. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bugüne kadar ne yaptıysak bütün günahlarımızdan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi bizi annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz eyle. Bugüne kadar yaptıklarımızın hepsini sil ve yok eyle. Kimseye dünyada ahirette gösterme ya Rabbi. Allah'ım bundan sonra sana daha dikkatli olmayı ve efendim tertemiz huzuruna gelebilmeyi nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Sefer ayına girdik. Daha efendim programı gitmeye çalışalım. Yani nasıl? İşte birinci günü bir cüz Kur'an okumaya çalışalım. Olmadı. Birinci günü iki efendim hizip okuyalım. Yani 10 sayfa okuyalım. Böylece programlar çıkartalım kendimize. Bunu söylerken kendime de söylüyorum. İşte muhakkak Kur'an'dan bir bölüm, muhakkak hadislerden bir bölüm, muhakkak bir ilmihalden bir bölüm okuyup kendimizi yetiştirmeye çalışalım. Böyle vakitlerimizi televizyonlarda, orada burada, telefonlarda efendim zayi etmeyelim. Çünkü parayla alınmayacak olan şeyler var. Bir tanesi de nedir? Zamandır. Parayla alamazsınız bunu, alamayız. Mesela bir tanesi nedir? İştahtır. Parayla yemek alırsan iştah alamazsın. Bir tanesi de nedir? Parayla alamayacağın huzurdur. Güzel bir ev alırsın. Güzel masraflar yaparsın ama huzurun olmaz orada. Allah verecek. Allah'tan isteyeceksin kardeşim. Bunları dikkate alalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi hayırlı yağmurlar, bol bereketli efendim yağmurlar nasip eyle. Ve barajlarımızın dolmasını nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Bize de son nefeste iman, Kur'an selametliği nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennette komşu olabilmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eyle. Beş vakit namaz kılmalarını, harama helale çok dikkatli olmalarını nasip et ya Rabbi. Sana emanettirler. Biz de sana emanetiz. Ya Rabbi bizi dinleyen, bizi efendim şu anda takip eden kardeşlerimize sana emanettir. Ya Rabbi hepsinden, hepimizden ebeden razı ol Allah'ım. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve hamdihi. Subhaneke Allahum ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve tuğbuleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. El Fatiha.